Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda bu haftanın Valorant'a sor makalesini değerlendireceğiz. Bununla birlikte de espor haberleri var. Bunları konuşacağımız güzel bir sohbet videosu olacak. Videonun sonunda da beklediğiniz çekiliş sonuçlarını açıklayacağız. Geride bıraktığımız haftanın çekilişi 50.000'e 50 özel bir çekilişte O sonlandı. Bu haftada yine klasik çekilişlerimize devam ediyoruz. 2 arkadaşa 1.250 Valorant puanı vereceğiz. E, çekilişin linki açıklamalar kısmında olacak. O linke gidip katılabilirsiniz. Çekilişe katılım şartları kanala abone olmak ve videoyu beğenmek. Çekilişe katıldığınız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ekstra puan almak isterseniz de Instagram'dan ve Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Bununla birlikte de hem Valorant haberlerinden en hızlı şekilde haberdar olmak için hem de benim videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz diyelim ve videomuza giriş япалам Vorant'a sorun bu haftaki bölümü gerçekten çok önemliydi. İlk değerlendireceğimiz soru oyun tekrarlarını izleme sistemiyle ilgili bir gelişme var mı? Valorant'ın yazılım mühendisi Brandon Wang'in verdiği cevaba göre konuyla alakalı ekip hala çalışmalarına devam edip toplantılarını yapmayı sürdürüyorlarmış. Şu an için kendilerinin bizimle paylaşacağı pek bir şey yokmuş ama yakın zaman içerisinde güzel haberlerle karşınıza geleceğiz şeklinde de soru cevabını sonlandırmışlar. Doğrusunu söylemek gerekirse oyun tekrarlarını izlemek benim oyunun içerisinde en çok görmek istediğim şeylerden biri. Kendi hani bunun da zaten yakın zaman içerisinde geleceğini düşünüyorum. Belki 3. bölüm başında olabilir veya 3. bölüm içerisinde olabilir. Eğer counter Strike'daki sisteme benzer, belki daha iyi bir şey gelirse hepimiz adına gerçekten çok iyi olacaktır. Kendi oyun tekrarlarımızın yanında başka insanların, özellikle de profesyonel oyuncuların oyun tekrarlarını izleyebileceğimiz tarzda bir sistem getirirlerse gerçekten 10 numara olur. Hani başka insanları izlemeye ne gerek var tarzında düşünüyor olabilirsiniz ama profesyonel oyuncuların maçlarının tekrarlarını izlemek, sadece onların povundan oynanan oyunu görmek sizin oyununuzu geliştirmenizde gerçekten size süper bir katkı sağlıyor bunu söyleyeyim. Eğer bu tarz bir sistem olursa da belki ilerleyen zamanlarda analiz videolarına da geçebiliriz. Oyuncular neler yapıyor, nasıl düşünüyorlar vesaire bunları da tartışabiliriz. Bu sorumuz bu şekildeydi. İlerleyen zamanlarda güzel haberlerini bekliyoruz diyelim. Bir diğer sorumuz gerçekten çok önemli bir soru. İkincil hesaplarla alakalı, birçoğunuzun şikayet ettiği smurf hesaplarla alakalı bir soru. Kendileri ikincil hesapları mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyorlarmış oyun içerisinde ve bununla alakalı sistemsel değişiklikler arıyorlarmış. Fakat bu sisteme müdahale ederken oyun içerisindeki diğer sistemleri de bozmak istemiyorlarmış. Bunu daha önceki videolarımda da sayısız kez söylemiştim. Oyun içerisinden smurf durumunu kaldırmak pek de mümkün bir şey değil. Fakat konunun üzerine düşerek birinci hesaplarında oynayan insanları daha da mutlu ederek ikinci hesaplarını uzaklaştırabilirler. Yani smurf sayılarını oyun içerisinde azaltabilirler. Kendilerinde belirttiğine göre zaten ikinci hesaplar aslında birkaç çeşide de ayrılıyor. Hem kötü niyetliler var, hesap kasıp satanlar var. Bunun dışında da benim gibi birazcık da arkadaşlarla arkadaşlarıyla oyun oynamak isteyen insanlar var. Hani tabii ki de ben bütün günümü smurf hesaplarda vesaire harcamıyorum ama ilk, ilk seçenekte de belirttiğim gibi kötü niyetli smurf hesaplar var. Bunlar hesap kasıp hesap satıyorlar. Bunların aslında zararı zaten tek taraflı değil. Bir, smurf olarak düşük elodaki arkadaşlara zarar veriyorlar. İkinci olarak da elo'yu yükselttikten sonra bu yüksek elodaki maçlara zarar veriyorlar. Açıkçası iyi niyetli olarak adlandırabileceğimiz ikinci hesapların büyük bir çoğunluğu da yüksek eloda oynanan bu solo dua sisteminden kaynaklı olarak insanların pek de kendi ana hesaplarında keyif Almamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum Doğrusunu söylemek gerekirse oyuna Esnek 5v5 tarzı bir sistem getirmeden insanları direkt olarak Solo duo'ya zorlamak gerçekten çok Bunaltıcı bir durum ki profesyonel Oyuncuların birçoğunun şikayetlerine Baktığınız zaman kendileri yayınlarında Dahi gerçekten rankıdan dereceliden Bunalıyorlar Tenzin de zamanında Yaptığı bir açıklama vardı eğer dedi bu Profesyonel oyuncular yayın yapmıyor olsalar Birçoğu rankıda yani dereceliğe Dokunmazdı bile dedi ki ben de buna katılıyorum Birçok profesyonel oyuncu işte YouTube'una, yayınına vesaire içerik çıkarmak için kullanıyor dereceli sistemi. Zaten hani kendilerinin dereceli oynamaya çok da ihtiyacı yok. Bütün gün içerisinde o prag maçlarda, scrimlerde çok fazla vakit harcıyorlar. Bu solo duo sisteminin kaldırılmasıyla veya 5v5'in oyuna eklenmesiyle birlikte bu birinci hesapların daha da üstüne düşünüleceğini düşünüyorum. Ve ikinci hesapların bir noktada birazcık daha azalacağını düşünüyorum son olarak da kendilerinin belirttiğine göre kendileri bu konunun üzerine gerçekten çok fazla düşüyorlarmış ve yakın zaman içerisinde olabilecek en iyi ihtimali, en iyi çözümü sunmak istiyorlarmış. Yani bu konuda böyle açıkçası sizin Smurf konusunda çeşitli önerileriniz vesaire varsa, mantıklı olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Voranta sorun bu haftaki bölümünde 2 adet soru vardı ve o bu sorularda böyleydi. Şimdi e-spor haberleri bölümüne geçelim. Türkiye'de kurulacağı düşünülen bir süper takım iddiası var. O noktaya geleceğim ilginizi çekeceğini düşünüyorum ama öncelikle turnuva alakalı şeylerden bahsedeyim. Bazılarınızın bildiği gibi 24-31 Mayıs aralıklarında bir dünya şampiyonası niteliğinde Masters 2 düzenlenecek. Daha önce bu turnuvanın harita havuzu içerisinde Breeze de vardı. Breeze'i de görecektik fakat geride bıraktığımız hafta içerisinde gerçekleşen gelişmeler sonucunda Breeze oyunun turnuvanın harita havuzundan kaldırıldı. Yani eski sistem devam edecek ve oran Champions Tour'un Stage 3'ünde Breeze'i görmeye başlayacağız. Yine kısaca bunu belirtmiş olayım. Masters 3'ün de nerede gerçekleşeceği belli oldu. Yine yaz ayları içerisinde Challengers turnuvaları oynanacak ve Eylül ayı içerisinde Masters 3 gerçekleşecek. Yine bu da dünya şampiyonası benzeri bir turnuva olacak. Ve bu Masters 3 turnuvasının da Berlin'de gerçekleşeceği duyuruldu. Bu turnuvanın İzlanda'dan şöyle bir farkı olacak. İzlanda'ya 10 takım gidiyordu. Bu turnuvaya 16 takım gidecek. Yani bu da şu anlama geliyor. Türk takımlarının bu turnuvaya katılmak için şansı daha yüksek olacak. Yine sporla alakalı haberler geliştikçe de bunları sizlere ver vermeye devam edeceğim. Evet şimdi de bahsettiğim süper takım mevzusuna geleyim. Şu an genel olarak takımlar tekrar bir yapılanma içerisinde transfer dönemi içerisindeyiz bir nevi. BBL'e muj eklenmişti biliyorsunuz ki gerçekten süper bir transfer. Kendisinden daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. BBL adına gerçekten iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Counter Strike'da adını çokça duyurmuş bir haberci var. Nel olarak adlandırılıyor. Twitter'ına gidip de araştırabilirsiniz. Kendisinin transfer dönemiyle alakalı iddialarla alakalı yazdığı bir yazı var. Bu yazı içerisinde de Paura ve Sinedin önderliğinde bir Türk süper takımı kurulabileceği söyleniyor. Yine bu Paura ve Sinedin takımına BBL'den Rasın ve futbolisten bazı oyuncuların da dahil edilebileceği söyleniyor. Paura, Sinet ve Rasın yanında Nelin de dediği gibi eğer futbolisten veya herhangi bir takımdan gerçekten bu isimlere katkı sağlayacak iki isim de eklenirse gerçekten mükemmel bir takım ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Yani bu takımın bırakın Türkiye'yi Avrupa'daki takımlara büyük bela olacağı kanaatindeyim yani doğruya doğru konuşalım. Özellikle de geride bıraktığımız EMEA Challenger'sın ardından Türkiye Valorant Espor'unun daha da gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü çoğu eksik görülmüştür diye düşünüyorum. Bunu da belirteyim. Bu kısmı daha fazla da uzatmayayım. Siz bu tarz bir takım görmek ister misiniz? Bu takım kurulursa düşünceleriniz ne olur? Bunları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Genel olarak haberlerimiz bu şekildeydi. Çekiliş sonuçlarına geçmeden önce Discord'dan bir arkadaşımız benden rica etmişti. Hani bir paralı bir sponsorluk vesaire değil. Bunu hani direkt baştan belirtiyorum. Kendileri Türkiye'deki biraz daha amatör takımların daha kaliteli bir şekilde scrim yapabilmesi için Discord'da bir grup oluşturmuşlar. 2000'e aşkın üyeleri vesaire var ve hani Türkiye Espor'una, Türkiye Valorant Espor'una katkı sağlamak istiyorlar. Hani eğer bir takımınız varsa scrim atmak için rakip takım arıyorsanız vesaire bu Discord'da bir göz atabilirsiniz. Yine buzlu muzlu süt olsun, F olsun vesaire. Birkaç yayıncı arkadaş falan da var bu Discord içerisinde. Ben bu Discord'un davet linkini açıklama kısmına bırakacağım. işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Gene sohbet, muhabbet vesaire de dönüyor. Bir girip bakabilirsiniz. Yani bu arkadaşlar adına da, bu arkadaşlara destek olmak adına da iyi olur diye düşünüyorum. Cümleler hep de düşünüyorum diye bitiyor yani. Abi düşün, düşündür. Yani bu durum bu şekildeydi. Arkadaşımız rica etti. Ben de bir bakındım ne var ne yok diye. ilgimi çekti. Sizin de ilginizi çekebilir diye bir belirteyim dedim. Bakarsanız beni memnun edersiniz. Evet herkese açık bir şekilde 5 arkadaşımıza ve bir tane katıl üyemize 1250 Valorant puanı hediye ediyorduk ve bu da 50.000'e özel bir çekilişti. Katıla özel yaptığımız çekilişin yani vereceğim bir kodun kazananına o arkadaşa Discord'dan ulaşacağım. Eğer sonradan katıla dahil olduysanız ve çekiliş için dahil olduysanız öyle söyleyeyim Discord'a gelmeyi unutmayın. Kazananlarımız bu şekilde desteklerinizden dolayı her birinize çok teşekkür ederim. 60.000 olduğumuz zaman daha da büyük bir çekiliş yapmaya çalışacağım. Bu süreç içerisinde de yine haftalık çekilişlerimize devam edeceğiz. Bu arada eğer siz de ucuza Valorant puan almak isterseniz açıklamalar kısmındaki oynasana linkinden alışveriş yapabilirsiniz. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.